İşte. Benim 17 senem ne olacak peki Rıdvan'cığım? Maddi ve manevi sene, tazminat daha 17 sene alırsın. 17 sene boyunca maddi ve manevi tazminat daha basacağız, ne alırsın? Peki hocam. Statlar. Hala aklınıza geldikçe vicdanınızı sızlatan, ah be ben o hatayı yapmayacaktım dediğiniz bir hakemlik hatanız var mı? Hala kendinize bile itiraf etmek istemediğiniz. Valla hiç olmadı. Niye biliyor musun? Bakmışım hata yapmışım yani. Tamam hataysa hata abi. Bilmiyorum ki yani. Hata yapılır. Sızlaması için. Hata çok yapılır. Bir hata normal bir şey. Hatadan dolayı vicdanının sızlaması için onu kasıtlı yapması lazım. Veya korkudan yapması lazım. Demir Rıdvan ne dedi? Bir penaltı vermişsin. Lan düşünüyorsun ki yanlış. Sonra o penaltıyı tedaviye gitmişsin pansumanlar. İşte öyle abi. Bir hata var mı? Yok abi, babamı tanımadım hiç o işlerde. Okay. Ya hataysa hata yaptım abi, neler yapmış. Yani hata yapılır, onun için de hiç olur. Abi öyle baktım akşam. Ya hep anlatırım onu. Bursa'da maçı idare ediyorum. Beşiktaş maçı. Sarı Metin gidiyor. Şey tarafında kalıyor. Sağ tarafa. Tam o Bursalıların o şeyin olduğu Texas. Yer. Texas'ın olduğu yer. 88 filan Rıdvan. Dakika. Ulan bir şey oldu. Rıdvan'a şeye foul yaptılar Metin'e. Bence. Tam ceza yayının orada. Foul'ü çaldım gittim abi. Stat patladı. Futbolcular patladı geldiler abi. İkisi bir geldi. İki tane sarı çektim. Barajı açıyorum. Baraj açılmıyor abi. Tazik filan. İki sarı daha çektim abi. Neyse attırdım. Top avuta gitti. Akşam geldim. O TRT'de int filan seyrediyorum. Foul yapan Metin abi. Öyle gördüm abi. Şimdi... Evet. Tribün patlayınca doğrudur zaten. Yani tribün patlamaz. Tribün patladıysa bir alt yap. Ama tribünü patlatan oyuncular da var. Var. O daha tehlikeli. Var tabii. O topçulara da acımayacaksın abi. O topçulara da kıyakçılık yapmayacaksın. Gözüne sen, sen benden yaptın hakemlik. Benim şeklim oydu. Ha tabii. Şimdi hakemler kartla maç idare ediyorlar. Hiç inanmıyorum. Sarı kartla, kırmızı kartla otorite sağlanacağına hiç inanmıyorum. Sarı kartla, kırmızı kartla. Evet. Doğru. Ahmet Hoca da öyle hiç kartla martla size değil. Size enteresan bir şey söyleyeyim. Bende duruyor mecmuada. Hangi sene bilmiyorum. Hıncal Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı. Gelişim Spor. Gelişim Spor. Gökçe, Gelişim Spor. 350 futbolcu arasında anket yapmışlar. En disiplinli Erman Toroğlu. Tamam mı? Çıkmış. Daha da yeniyim. Dönmüşler. Atilla Gökçe bir yorum yapmış diyor ki Atilla Gökçe. Tabii diyor Erman diyor basından geldi. Eski futbolcu. Sempatik geliyor futbolcuya falan diyor. Alakası yok. Arka sayfayı çevirince görüyorlar ama onu görememişler. En fazla penaltı veren ilk on hakem. İsmim yok. En fazla kırmızı kart gösteren ilk on hakem. Gene ismim yok. En fazla sarı kart gösteren ilk on hakem. Gene ismim yok. Peki nasıl disiplin? Orada abi duruyor. Bende duruyor gelişim mecmuada. Yani bakın bir şey var. O yani topçunun yüzüne baktığın zaman anlarsın. Bir gün hiç unutmam. Mustafa Denizli oynuyoruz. Böyle bir karizma. Doğan Babacan döndü. Sakın bir daha yapma dedim. Yerden kalkarken bakıyorum çünkü. Ne yapacak diye. Yokluğuma macun attım çünkü. Bana bakıyor şöyle döndü. Sakın bir daha yapma yavrucuğum dedi. Yürüdüm gittim abi. Hadi bir daha yapsana. Bak şimdi. İstese sarı verir. Bu oyuncular cin gibi zaten. Oyuncular tartıyorlar yani. Tabii ya topçu cin gibi ya. Topçu 5 dakika sonra. Sen anlıyor abi. Başlıyor oynamaya. Anam anam evet. Seni türbüne atıyor oraya atıyor. Attırma hakem ol. Veya yapma. Şimdi işte Eskişehir maçı ya. Daha dakika iki futbolcular karar verdiler ya. Foul'e. Mehmet Yıldız'a foul yapıldı futbolcular karar verdi. Eskişehir'e gidiyorlar. Abi taç verdi olay bitti zaten. Ondan sonra ne yaparsan yap. İdare edemezsin peki. Ahmet Hoca böyle yapardı. Sizin var mı Ahmet Hocam öyle bir vardı. Pişmanlık duydunuz? Vardı yıllarca katil zanlısı olarak. Fenerbahçe camiası tarafından. Ya. Aforoz edilmiş bir adamdım. Kasım 1991 Cumartesi sabahı, öğlen, Fener Beşiktaş maçı. Kalem kırmak gibi bir gol verdik. Yardımcı hakemle birlikte. Aradan geçti tam 17-18 sene. O gündür bugündür nereye girsem ben Fener düşmanı Ahmet Çakal olarak Türkiye'ye lanse edildim. Çünkü ben onlara göre geçmeyen, yan hakeme göre geçen bir golü Rıdvan da sahadaydı. Allah şansallara büyük adam razı olsun. Piero denen bir alet çıktı. Sizin orada. Piora beni DNA testiyle susuzluğu ortaya çıkmış ırz düşmanı gibi 18 yıl sonra benim masumiyetimi bana iade ettiler. Golmüş o biliyorsun değil mi? Eğer Piora doğruysa ki doğrudur.
Doğru. Sizler şeye göre Piero'ya Piero'nun peki %100 mü hocam? Hocam ben size bir şey anlatayım. Madem öyle geldi, şimdi ben bazen şeye gidiyorum. İletişim fakültesine falan. Aslında komik yani. Eğitim ayrı, tatbikat ayrı. Şimdi biz, o zaman Rıdvan bizde değil, gitmişti. İşte bir alet var. Gol mü değil mi diyoruz. Ulan bir maçta yaptık. Bizde gol çıktı. Misal veriyorum. Ama bu alet olurken Şansal'a dedim ki ya Şansal, biz bunu oynatalım. Ben bir hakem keseyim. Yani adamın bacağına, ayağına göre, bana göre gol diyeyim veya değil diyeyim. Sonra da alet oynatsın. O da gol veya değil versin. Yani seyirciyle şey, tamam doğru. Şimdi ulan biz yani şey, Kasparov'un bilgisayarına diyelim ki bizde gol çıkmadı. Bak şimdi abicim, olaya bak. Abi aynı gece ATV'de başlamış yapmaya. Otta da gol çıkmış. Şimdi ertesi gün bütün basın dağda geçiyor. Lan ne biçim iş bu? Sizde gol öbür tarafta değil. Bu makinaysa iki tarafta da olması lazım. Abi daha bu oldu. İkinci hafta hiç unutmuyorum. Altay maçına gittim İzmir'e. Kaleci Zafer. Sağ taraftaki kalede, yani duvar tarafındaki kalede. Bir top Zafer çıkardı mı çıkarmadı mı filan. Aa ortalık karıştı. Millet döndü. Hoca değil mi lan? Buradan nereden göreyim ben? Zaten o şey Alsancak altta. 200 metre neredeyse hani mübalağa ediyor. Tabii şeye gireceğiz. Ertesi günü gene makineye gireceğiz. Şansal diyor ki Uğur hazırlıyor değil mi diyor. Şey hazırlıyor abi diyor. Kasetler uçuyor geliyor filan derken. İkinci üçüncü derken. Şansal dedi ki hazırlıyor değil mi? Hazırlıyor da abi dedi. Soruyor dedi içeriden dedi. Topu sokayım mı çıkarayım mı? Ya Ahmet hocam. Arkadaşlar ya. Bu ne demek istiyorsun şimdi? Yani abi makineye ne verirsen onu alırsın arkadaşlar. Buna bilgisayar dahil. Ben hala muhakkak. Ondan bahsetmiyorum ben. Yani makineye ne alırsın onu alırsın. Seni bırak. 66 Dünya Kupası. First. İngiltere. Milattan önce. Çok iyi hatırlıyorum. Seyrettim maçı. Maç bitiyor. Almanlar 2-2 yaptı maç abi. İngilizler maçı bitiyor. Almanlar son dakikada 2-2 yaptılar. Maç uzadı abi. Hurst var. İngiliz. Çıktı kafayı bir koydu. Bayramov hiç unutmam. Yardımcı hakem. Yan hakem o zaman. Top üste vurdu. Alta vurdu çıktı. Bayramov döndü golü verdi. Hakem de verdi. Arkadan 4-2 oldu. Maç bitti. 66. Hala Almanlar oynatıyorlar. Gol değil. İngilizler oynatıyor. Gol. Gol. Ama işte futbolun da güzelliği burada abi. Tabii. Şimdi o gün Ahmet Hoca haklı çıktı. Neden? O gün hep beraber biz ailece itiraz ediyorduk tabii. Benim veya diğer Beşiktaşlı arkadaşlarımızın da penaltı çocuktan görme şansı yok. Bir tek onu Sevinç çıkaran oyuncu ancak yani son anda vurduğu için görebilir. Herkes Çetin Hoca'ydı değil mi? Kaleci, eski kaleci Çetin Hoca'ydı. İsyan falan biz gidiyoruz işte Engin acayip laflar şunlar bunlar. Semih'e sordum onu dedim gol müydü dedim. Gol boşver itiraz et dedim. Tamam orada bana söylemişti. Benim 17 senem ne olacak peki Rıdvan'cığım? Maddi ve manevi sene, tazminat daha varsa 17 sene, alırsın. 17 sene boyunca maddi ve manevi tazminat daha basacağız ne alırsın? Oğlum fena mı o kadar sene konuşulmuş. Güzel ama tabii, yani tabii. Futbolun güzelliği burada. Aynen öyle ben de katılıyorum. Futbolun güzelliği saçlarım burada. Şimdi FIFA. O gece beyazladı saçlarım. Saçlar evet. Ondan beyazladı. Neden beyazlayacağız? Başka sebebi var. Genetik mi? Vardır vardır sebebi var. Saçlardan biliyorsun ortak yanlarımız var. Vardır sebebi.